7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Cep telefonlarına günümüzün parmak izi diyorlar. Peki cep telefonu sinyalleri bize ne diyor? İsmail o gece oradaydı. Olay yerindeydi diyor. Bir küçük cep telefonu sinyali ne çok şey söylüyor. Mesela diyor ki... Mobese kayıtlarındaki saatte İsmail ne tesadüfse tam da o güzergahtaydı diyor. Keşke fazlasını da söylese. O gece orada ne işi vardı? O eve neden gitti? Neden saplandı? Neden yalan söyledi? Orada gördü. Yoksa doğru soru İsmail o gece orada ne yaptı mı? Ama nasıl olur? İsmail Bey şüpheli bile değildi. Yani onun telefon kayıtları falan bile incelenmedi. O gece, olay gecesi. Eve İlker'den önce ama her zamankinden geç gelmişti. Ben inanamıyorum ya. Ya bu korkunç. Ben bir nefes alacağım. Sen de büyük sarsıldın. Neredeyse benim kadar büyük. Sarsılmak ne demek? Şok yaşıyorum ben ya. Biz az önce ne konuştuk? O koordinatlar, o yol konumları. İsmail Bey olay gecesini adım adım yaşamış. Korkunç mu? Yanında mıydın? Ne? Çünkü eğer yanında değilsen korkacak bir şeyin yok. Ama kazanacak şeyin çok. Fakat İsmail için artık korkunun ecele faydası yok. Bahar. Sen. Nasıl? Sen. Bir saniye kafamı toplayamadım. Sen. Neyi? Burayı nasıl buldun Bahar? Yani ne alaka? Sen ne yapıyorsun Bahar? Aslında seni ihbar edecektim. Ama çocukları düşündüm. Düşünürken bile altından kalkamadım biliyor musun? Yani... o anı gözümün önüne getiremedim.
babaları küçük gizli servetini açıklamak zorunda kaldığında çocuklarımın ne hissedeceğini hayal edemedim. Yani sen polisi... Erhan'ın kalbini bir kere daha kırmana da... Mert'in o kafasındaki kahraman baba figürünün yıkılmasına da kalbim razı olmadı. O yüzden polis falan yok, korkma. Ama para da yok. Ne? Nasıl para? Para? Para burada Bahar. Para burada ama bizim paramız bu. Benim değil, hepimizin. Para yok. Bahar. Bahar! Bahar! Bahar, ne yaptın sen Bahar? Tutun şu kadın. Kadını tutun beyefendi. Beyefendi, kendinize gelin. Ya bir dakika, kasayı boşaltmış ya. Kasayı boşaltmış arkadaş. Aa, ne yapıyorsunuz siz ya? Kasayı boşaltmış diyorum. Bahar! Bahar, paralar nerede Bahar? Hoş geldiniz İsmail Bey. Toplantı evrakını almamışım. İsmail! Buyur İsmail. Baba. Sen de buradasın. Güzel. Hoş geldin Harun. Gerçi seni burada pek beklemiyorduk ama... Miktar bu kadar büyük olunca başka kimseye güvenemedim. Bizzat ellerimle teslim etmek istedim İsmail. Ne teslimatıymış bu? Bunlar ne? Ne oluyor baba? Ben açayım, sevgili kayınpederin izah eder kızım. Ne demek şimdi bu? Gerçi sen böyle para dolu çanta taşıma işine iyi alıştın. Heh. Ama artık ayıp oluyor Harun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Timur Yüksel'in gıyabında ona verdiğiniz rüşvetin iadesini yapıyorum İsmail. O da kasadan uçan milyonlar için çırpınıyor şu an. Kasayı kime boşalttığını çok iyi biliyor. Ama polis çağırıp kimseden şikayetçi olamıyor. Rüşvet parasının hesabını soramıyor. Ne büyük acı değil mi? Sen böyle kafana göre bir adamın kasasına girip... Sen ne saçmalıyorsun Harun? İsmail, eğer kafama göre davransaydım ben ne o kasayı boşaltabilirdim ne de sen şimdi inkar etmek için zaman kazanmaya çalışırdım. Ya ben bir şey inkar ettiğim falan yok. Ben yani biz adama sadece tazminatını verdik. Bu paranın hesabı adalet önünde sorulsaydı eğer ki bazı nedenlerden dolayı soramıyoruz. Ne yazık ki avukatın bu ifadeyi çok zayıf bulurdu İsmail. Keşke sevgili eşim ve biricik oğlun da burada olsaydı. Selamımı ilet, olur mu? Baba. Baba. Baba bekler misin? Neydi bu şimdi? Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. İrem, kızım. Bütün oyunlarını, tuzaklarını bir bir ortaya döküyorum. Her şey gözünün önünde oluyor. Kızım babasına verdikleri rüşveti bizzat ellerimle teslim ediyorum. Hala bir şey anlamıyor musun? Daha ne yapabilirim İrem? Foyaları bir bir döküldü işte. Daha nasıl anlatabilirim kızım? Hadi Hale. Hadi hangi cehennemdesin? Sen her zaman gibi kendi işini yapmaya devam edeceksin. Benim el sürmediğim yerlere uzanacaksın. Karşılığında İsmail'in senden aldığı her şeyi kendi ellerimle sana geri vereceğim. Sizi çok bekletmeyeceğim. Ben de öyle tahmin etmiştim Banu'cum. Senin sıran daha gelmemiş.
Baba. Akıl alır gibi değil İrem. Akıl alır gibi değil. Bu kadar kör olamazsın kızım. Baba tamam da. Sen hala bu evde kocan sandığın o adamın yanında kalacaksın. Baba adam tazminat verdim diyor işte. Peki İrem, peki. Ben anladım kızım. Cevabımı aldım ben. Sen sonuna kadar o adamın yanında kal. Bakalım o aynısını yapacak mı? Senin yanında duracak mı? Bir gün elbet anlayacaksın. Elbet. Çünkü birlikte sonsuza kadar mutlu yaşayacağınızı hiç sanmıyorum. Seni çok özledim. Çok özledim. Bilmiyorum. İlker kafam çok karışık. Zorlama. Gel. Kendimizi kandırıyoruz değil mi? Ne olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Eskisi gibi olmuyor. Olmayacak. Kendini bana bırakamıyorsun. Buraya gelip sana sarılınca bıraktım gitti sandım. Ama. Ama bir tarafım öyle sıkı tutuyor ki beni. Aptal olma Ela. Kendinden başka kimseyi sevmeyen hasta adama yeniden inanma. Seni de hasta eder çünkü. Yaralarını kaşıyor. Kabuklarını kaldırıp kanata kanata oynuyor seninle. Ve tek oyun arkadaşın ben değilim. Oyun yok. Oyun yok. Dava biter. Evlilik biter. Alo İlker neredesin ya? Arıyorum kaç saattir. Ne yaptın? Ankara'ya mı yerleştin? Burada çok abuk subuk olaylar oluyor. Konuşmamız lazım. Alo, İlker. Mesele oyun falan değil. Mecburiyet. Bana attığın son golden sonra başa döndüm ben. Hayatımla ilgili radikal kararlar alacak bir durumda değilim. İlker ne diyorsun ya? Anlamıyorum. Alo.
Süper. Yanlışlıkla aradım yani. Senin gibi değil. Biliyorsun. İrem'le hiçbir şey senin olduğu gibi değil. Sen başkasın. Hep bambaşkaydın. Evlenmek hataydı. O gün bile hata olduğunu biliyordum. İrem hayatımdaki en yorucu şey. Baksana ben onun bilmediği bir barınadayım ve o beni Ankara'da sanıyor. Sen buna gerçek evlilik diyebilir misin? Boğuyor beni. Onun yanındayken nefes alamıyorum ki. Burada nefes alabiliyorum ben. Burada. Senin yanında. Ben nefes aldığımı bile seninleyken hissedebiliyorum. İrem, müsaitsen... İlker... Ben de İlker'den haber var mı diye soracaktım. Bize bir saniye müsaade edersen ben hemen... Yok şey... İlker geç gelecek, belki de gelmez. Peki. Bizim ortak bir arkadaşımız kaza geçirdi de hastanede. İlker de yanında refakatçi olarak kalacakmış. O yüzden telefonda sessiz alacakmış. Zaten konuşamazdı. Ben o yüzden kapattım yani, yanlış anlama. İrem. Sen iyi misin? Migrenim tuttu. Çok fena. Migren. İrem. 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 Bak, gerçekten. Eğer konuşmaya ihtiyacın varsa iyi bir dinleyici olduğumu biliyorsun. Ya sen benim peşimde dolanmasan artık. Ne dedi o sana öyle? Saygısız. Peşimde dolanma sana nasıl bir sözdür ya? Ya kere bozukluktur. Ben hiç aldırış etmedim, gel. Bir şey yok. Hayatım kocasına sinirlenip acısını senden mi çıkaracak? Böyle bir şey var mı? Ya yok, kere bozuktur diyorum. Ben aldırış etmedim, boş ver. Gel hadi. Aklını kullanacaksın. İlker. Evliliğim benim için değil. İrem için bitmeli. Ha, sen beni kendin için değil. Boşanmamı İrem'in iyiliği için istiyorsun. Doğru mu duydun? Benim için umut yok. Ben zaten kendimi senden kurtaramadım. Bari o kurtarsın. Hadi bin. Aşalım bitsin gitsin. Ela. Bineceksin Ela.
Bu arabayı yaşayacağız. Müsait olunca ararım demiştim. Artık müsait. Tekneden indim. Her şey yolunda. Hayır, dedim ya, şüphelenmiyor. Kendinden şüphelenir, benden şüphelenmez. Onu çok sevdiğimi o kadar iyi biliyor ki. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bana güvendiğinden değil, duygularıma güvendiğinden. Ne yapsa yok etmeyi başaramadığı aşkıma kendinden bile çok güveniyor. Hasta olduğu için değil, narsist olduğu için değil. Ben onu hep çok sevdiğim için. Hayır, hayır. İyiyim ben. Ne istediğimi biliyorum. Devam edeceğim. Belki kalbim için en güvenli yoldan gitmiyorum. Ama ben ne istediğimi biliyorum. Önce gerçeği istiyorum. Herkesin maskesi tek tek düşsün istiyorum. Ben onların bana yaptıklarını yapmıyorum. Oyun oynamıyorum. Tuzak kurmuyorum. Ben sadece gerçeği istiyorum. Herkesten çok ve her şeyden önce gerçeği. Sadece gerçeği arıyorum. Kendim için de değil sadece. Hepimiz için. Ela. Sen bu yapmaya çalıştığın şeye devam edebileceğine emin misin? Tabii ki eminim. Ben her zaman eminim. O zaman başlıyoruz. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Bay. Tamam ama hazmedemiyorum Beril. Bir şeyler düşün, işte avukat olan sensin. Yani yapacak bir şeyler mutlaka vardır. Bak adam içi para dolu çantayla geldi, şovunu yaptı gitti. Ne yapayım yani, altında mı kalayım şimdi? Tamam tamam, ben adama dava açalım demiyorum ki ama tedbirimizi alalım. Yani bu çanta işine hazırlıksız yakalandık. Bari duruşmaya kadar gardımızı alalım, öyle değil mi? Harun bu. Böyle sağ solu belli olmaz ki. Hale Hanım mı? Aa, o şu anda çok önemli bir iş yapıyor. Ojesini sürüyor. Tamam, tamam, görüşürüz. Haleciğim, keyfin yerinde mi? Ha istersen ojen kurusun diye gelip üfleyeyim bir de ha. Hale Hanım. Dün dernekten gelmişti. Temizlik yaparken yatağın altında bulduk. İsmail Bey'e verin. Ne yapayım ben senin uydurup davetiyeni Hale? Oje sürüyorum, bozulmasın. Rica etsen bakar mısın? Utanmadan bir de bakar mısın diyorsun değil mi? Ya hadi adamlar ayıp olmasın diye sana bu davetiyi gönderdi. Gönderdi de sen gerçekten utanmadan böyle kasıla kasıla o davete mi gideceksin? Bakalım nereye davet etmişler? Biraz yüzün varsa oğlunu takarsın koluna, öyle gidersin davete. Ben sizin yüzünüzden şirkete bile zor gidiyorum çünkü. Ne davetiyesiymiş? Nereye davet etmişler İsmail? İsmail söyler misin lütfen? Saçma sapan bir şey.
sen gitmezsin buna. Bir de ben görseydim, ben karar verseydim... seni heyecanlandırmadı ama benim ilgimi çekebilirdi. Saçma sapan dedim ya işte sana. Gidilecek bir davet değil, tamam mı? Gidemeyiz buna. Neyse, ben çıkıyorum. İşlerim var. Akşama yemeğe bekleme beni. Çok işim var İsmail. Senin bundan sonra çok işin var. Ateşi yakacaksın. Yangını çıkaracaksın. Ve arkana yaslanıp can havliyle hata yapmasını bekleyeceksin. Bu akşam buluşmak zorundayız. Tamam. Çünkü en büyük hatalar ya korkudan ya korkusuzluktan yapılır. Hayır, hayır. Ben kullanacağım. Vay. Sürpriz kahvaltı ha? Ta kendisi. Aşkım bu arada banyodaki havluları da değiştirdim. Kirlenmişler. Yumurtayı sen uyandıktan sonra yapayım dedim. Soğumasın diye. Aşkım, bayağı bayağı sert bir kahvaltı ya bu. Aa, şuna bak. Şokta birisi. İrem. Sen benim burada olduğumu nasıl anladın? He. Ankara'ya iş görüşmesine gitmediğini nasıl anladın? Onu da yumurtadan sonra aşkım. O zaman konuşacağız. Aşkım çayları koyar mısın? Hazır. Aa, simitler nereden çıktı? Şapkadan mı? Afiyet olsun. Önce gerçek sonra aşık dedin.
Al sana gerçek. Merhaba. Hayır, gidemedim. Müsait değildi. Tamam. Gir. Müsaitseniz toplantıdan önce biraz çalışalım dedim. Hisselerin durumu malum. Yani bu piyasalardaki tedirginlik falan biraz kritik bir toplantı olacak. Yönetim kurulu ağzınızın içine bakacak. Başkan olarak söyleyeyim. Başkan sensin. Efendim? Toplantıya başkanlık sen yapacaksın. Emin misiniz? Yani yanlış anlamayın tabii, sorumluluktan kaçtığımdan değil ama bu tam da krizdeyken şirket için... Toplantı bitince beni ilgilendirirsin Cenk. Yani siz gerçekten... Cenk, yarın. Toplantıyı yarın konuşuruz. Yarın. Tabii, tabii. Nasıl isterseniz. Bunu bana kim yapar ya Rabbim? Bunu bana kim yapar? Size telefon bağlamayın demedim mi? Ben de rahatsız edilmek istemediğinizi söyledim ama Harun Bey ısrar etti. İsmail Bey? İsmail Bey? Tamam, gönderin. Buyurun Harun Bey. Harun Bey, bakıyorum da bugün çanta falan yok. Eliniz boş gelmişsiniz. Ama cebin dolu İsmail. Sana çok açık bir teklifim var. Teklifimi kabul et Timur. Çünkü bu gerçekten çocuklarını düşündüğünü ispatlamak için tek fırsatın. Yani sen benim bir şeyler sakladığımdan eminsin. O kadar eminsin ki yol yakınken ne biliyorsan anlat diyorsun. Sen şimdi bana bir teklifte mi bulunuyorsun yoksa beni tehdit mi ediyorsun Harun? Sakladığın bir şey yoksa niye tehdit olsun İsmail? Açık açık konuşur musun Harun? Yani dün para meselesi, bugün böyle üstü kapalı konuşmalar.
Sen benden ne bekliyorsun? Hı? Yani neyi itiraf etmemi istiyorsun? Yok ya. Bir de itiraf edecekmişim. Oldu. Sen itiraf et önce, sen. O herifin aklını oyup kendi çocuklarının geleceğini nasıl kararttın, itiraf et. Bir daha yaptığın iğrençliklere benim çocuklarımın ismini karıştırma. Sen ne yaptıysan kendin için yaptın. Ben o parayı tek başıma yemeyecektim Bahar. İnanmıyorsun değil mi bana? Böceğe bakar gibi bakıyorsun. Peki. Ama ben ne yaptıysam çocuklarımızın geleceği için yaptım. Ailem için yaptım. Tabii ki sen anlamadın. Ama anlayacaksın. Bugün olmasa da yarın anlayacaksın. Çocuğun okul taksidini ödemediğinde anlayacaksın. Sana son kez soruyorum. O parayı neyin karşılığında... İçeridekiler duyacak. Sessiz ol. En azından annenden utanıyorsun değil mi? Var. Bana bak. Sen bana bak. Sen o masaya oturmadın. Arada aracı vardı. Onun da kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Banu, dahi olmaya gerek yok. Abuk sabuk konuşuyorsun yine ya. Abuk sabuk konuşma ya. Seni sadece çocuklarım için ihbar etmedim. Beni buna pişman etme. Eğer savcılığa gidip kendi rızanla nelerin üstünü kapattıklarını anlatırsan... ...çocuklara yansıtmadan bunu çözeriz. Yansıyacak ama Bahar. Yansıyacak. O çöpe giden paraların acısı çocuklardan çıkacak. Söyle hadi, söyle. Söyle hadi, oğlanın okul taksidi ne olacak? Ben dedim sana anne ya, nafaka kavgası bu. Yazıklar olsun. Para para diye yedi oğlum. Servis parası, kızın terapi paraları. Ne olacak Bahar? Taksitlere para yetiştiremeyince göreceğim ben seni. Oğlanı okuldan alınca göreceğim ben seni Bahar Hanım. Kızına işe gir deyince göreceğim. Gel oğlum, gel. O sen zaman göreceğim ben seni. O zaman gel. Göreceğim ben seni. Tamam, uyuma. Sen uyuma, sakin oğlum. Ol. Sakin. Biz kazanacağız, sen sakin ol. Kırk yıllık dostum. Dün beni içi para dolu iki çantayla kızının gözü önünde ezdi geçti. Yetmedi, bugün karşıma geçmiş abuk subuk imalarla bir de tehdit ediyor. Sen benimle Hale'yle konuşur gibi konuşuyorsun Harun. Yazık ya, gerçekten yazık. 40 yıllık dostluğumuzun hatırı var sanıyordum. Bak İsmail, ben de bu 40 yıllık hatır için buradayım zaten. Çok açık konuşacağım. Hale'nin oynadığı oyunlar beni sus payı rüşvetten gizli kasalara kadar götürdü biliyorsun. Ha, kasalar. Kasalar. Peki kasalardan sonra nerelere gideceksin Harun? Sonuna kadar. Sonuna kadar gideceğim İsmail. Nereye gidiyorsa oraya kadar İsmail. Benim durduğum yerden polis devam edecek. O yüzden tüm samimiyetimle söylüyorum. Yol yakınken ne biliyorsan anlat. Çünkü bu yolun sonu karanlık İsmail. Gerçekten karanlık. Bu çirkinliğin bir ucundan sen de tuttun biliyorum. O yüzden bırak İsmail. Bırak artık. Bırak İsmail. Ne varsa çıksın karşımıza. Elinize yüzünüze bulaştı zaten. Kazdıkça daha da çirkinleşiyor. Çirkinleştiren sensin Harun. İçi para dolu bir çantaya anlamsız manalar yükleyip işin nerelere götürdün? Toplantı için. Ayıp. Gerçekten ayıp. Dedektifçilik oynamak sana yakışıyor mu? Ha? Sen kendine yakıştırıyor musun? Böyle polisi oyunlar gibi hareketler. Aba altından sopalar göstermeler. Böyle güler yüzlü tehditler. Sen kendine yakıştırıyor musun? Yapma İsmail. Yapma. Bak İsmail. Ayrıca ben
Bugünlerde kendime yakışanı değil, sizin bana yakıştırdıklarınızı giyiyorum zaten. Söylediklerimi unutma. Ben geliyorum. Cenk. Harun Bey. Uzun zaman oldu. Nasılsınız? Artık buradasın demek. Öyle gözüküyor. İlker'in yetkileriyle mi? İsmail Bey öyle uygun gördü, evet. Şaşırmadım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Bence de. Arayı fazla açmayacağız. Neredesin? Kahve, Türk mü fitre mi? Gönderir göndermez arayacağım. Beni kapına getirtme. Ya da aşkım ya, şöyle adalar modalar mı yapsak ya? Ha? Bayağı oldu açılmayalı, değişiklik olur bize. Adada akşam balık yeriz. Bir tane otel vardı, neydi o böyle çok güzel manzaralı. Hadi İlker ya, lütfen. İrem, benim iş görüşmem var, çıkmam lazım. Aa, Ankara'ya mı yine? Artık şu yalanını yakaladım, seni bastım konusuna gelmek ister misin İrem? Aşkım, sen basıldın mı? Benim haberim yok. İrem, geliyorsun beni. Tamam, şunları götüreyim, itiraf edeceğim her şeyi, söz. Ya bırak şunları, yapmak zorunda değilsin hiçbir şey, söylüyorum sana. Birazdan gidiyor. Erkek olursa Efe, kız olursa. İrem, sana diyorum bırak kahveyi falan şimdi. Çok zamanım yok, çıkmam lazım. O. Yine o. Hadi İrem. Duymuyor musun beni? Çok geriyorum seni değil mi aşkım? Hemen gitmemi istiyorsun. Yok ama İrem, geç kalıyoruz gerçekten. Ya tamam. Demin böyle minicik, ufacık bir laf sokmuş olabilirim. Ama kavga etmeye gelmedim. Hatta inanamayacaksın belki. Ama Ankara yalanına da kızgın değilim. Seni çok iyi anlıyorum. Her şeyi öğrendim. Ne öğrendin? Gerçi senden duymayı tercih ederdim ama. İrem. Ne diyorsun, ne öğrendin? Aşkım. Ya sen niye benden utanıyorsun ya? Hı? Neden bana hiçbir şey anlatmıyorsun? İrem. Şirketteki oda olayını öğrendim. Başka neyi öğreneceğim ki? Ya babama kızdığımda ben de yalnız kalmak istemiştim. O yüzden seni çok iyi anlıyorum ve boğmamaya çalışıyorum. Hem babalarımla da gelmedim. Kameraya yerleşecek değilim ya. Seni kolundan tutup eve de götüremeyeceğime göre. Burada kafanı dinleyebilirsin bence. Sen ciddi misin? Aşkım. Babam beni bile geriyor. Seni tahmin edemiyorum. Hem havalar bir tık daha güzel olsaydı kalayım diye tuttururdum kesin. Sen de biliyorsun. Ama yaz gelmeden ben geceleri burada rahat kalamıyorum.
O yüzden özgürsün. Hem ne kaldı ki? Yeni evimizin tadilatı bitmek üzere. Bu ev adı nasıl kaldı? O da bir haftaya biter. Sonra sen dönünce de yeni evimize geçeriz. Bak. Güzel değil mi? Acı bu odada bayağı büyükmüş. Anne. Ben hiç emin değilim bu işten. Yani tamam bizim şirketin yakınında bir yerinde oturmamız gerekiyor ama baksana bu da İlkerlerin yeni evinin tam dibi. Ne güzel ama bak kardeşinle komşu olacaksın. Anneciğim kardeşim bir nebze de. Yani ben İrem'in bundan mutlu olacağını hiç sanmıyorum. Ha, ayrıca yani şimdi görümcelik yapıyormuş gibi olmasın. Ama ben son zamanlarda İrem'in bazı hareketlerinden inanılmaz rahatsız oluyorum. Özellikle bu oda geriliminden sonra da Cenk'e olan davranışlarına inanılmaz bozuldum. Hayır zaten bizim aramız İlker'le Limone. Bilmiyorum bu kadar gerginken de gidip diplerinde oturmak olmaz anne ya. Bak gerçekten söylüyorum sana ne onlar rahat edebilir ne de biz rahat edebiliriz. Boya badana lazım. Mutfağı da bir elden geçirdik mi tamamdır ama yatırımın doğru adresi. Anneciğim sen beni duyuyor musun? Bak tadilat diyoruz neredeyse 2 hafta. Ben Aleyna ile 2 hafta bir otelde imkanı yok çekemem anne lütfen. Ne oteli hayatım? Tabii ki tadilat bitene kadar birlikte kalacağız. Tabii ki bizimle kalacaksınız. Anne bak. İtiraz istemiyorum. Bu telefona bakmam lazım. İtiraz istemiyorum. Kardeşinle komşu olmadan önce ev arkadaşı olacaksın. Sen bakmaya devam et. Ben geliyorum. Alo, ne durumdayız? Biraz zaman aldı, biraz da masraflı oldu tabii. Ama her şey kimsenin hiçbir şeyden şüphelenmeyeceği kadar sıradan. Şoförün hiçbir şeyden haberi yok. İsmail Bey'in araç randevularını ezbere bildiğim için sanayideki ustayı satın aldım. İsmail Bey'in şoförü rutin işlemlerini yaptırdığını sanıyor ama biz araca takip cihazı koydurduk. İsmail Bey'in gölgesiyiz artık. Takipteyiz. Görüşürüz. Bizi nereye götüreceksin bakalım İsmail? Hadi aşkım. Sen şöyle iyice bir dinlen. Kafanı dağıt, rahatla. Ne bileyim, balığa falan çık. Söz. Annene bile söylemeyeceğim nerede olduğunu. Yeni evimizin hazırlıklarıyla oyalanacağım ben de. İrem beni gerçekten şaşırtıyorsun. Yani 7 yıldan sonra ne mutlu bana. Dikkat. Bir bakar mısınız? Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ela, bak ne düşündüğünü biliyorum ama lütfen kaçma benden. Bunu konuşarak aşabiliriz. Bak bu sabahki manzarayı gerçekten görmek istemezdim. Dert etme bu kadar. Ben seninle romantik kahvaltı sofralarından daha kötülerini gördüğümü hatırlıyorum. Bak, biliyorum. Ne hissettiğini biliyorum. Ela, hadi bana bir şans daha ver. Bu gece. Sadece sen ve ben. Anne. Ben bu gece Burçaklar'da kalacağım.
Kolay gelsin. Ben geldim, seni bekliyorum. Ama biraz acele et lütfen. Gece uzun olacak çünkü. Tamam. Çok romantiyiz bu gece. Tadını çıkarmaya bak. Sonra bu masa çok kalabalık olacak. Beyefendinin misafiri geldi. Dün gelen mi? Tamam, haklısın. Haklısın. Özür dilerim ama ne yapayım? Nefes almak istiyorum Burçak. Evet, dün geceki hanımefendi. Tamam, anlatacağım. Anlatacağım sana her şeyi, söz. Görüşürüz. Hoş buldum. Bekliyoruz. Şu mağaza mesajları da saat başı geliyor. Evet ya. Saat başı indirim. Değişik. Evet, evet. İstinye Marina'da, ilk İstanbul'da kızının sana bir sürprizi var. Kimmiş? Yanlış numara. Hı. Birazdan başlıyoruz. Açmadan anladığına göre bayağı yanlış bir numaraymış. Evet. Olamaz. Olamaz. Sen mi yaptın? Evet. Mümkün değil. Saçmalama, açmam lazım. Efendim anneciğim. Ela'cığım, Burçak'la buluşabildin mi? Ben merak ettim. Evet evet, buluştuk. Buluştuk, merak etme.
Karnımız aç, bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Çok duyamıyorum seni. Esiyor mu Orhan? Yok, yani esmiyor aslında. Anne, sesin bir tuhaf geliyor. Sen iyi misin? Bak, Mert babaannem nerede kalacak? Ben de yokum bu akşam. Yalnız kaldın diye mi yoksa? Hı? Yok. Deniz sesi mi o? Evet. Sahile inelim dedik de biz. Birazcık yürüyelim dedik. Anne, duydun mu? Duydum, duydum. Sen iyi misin? Evet. Sahile indiniz. Selam söyle. Anne, bir şey olmadığına emin misin? Yok, biraz başım ağrıyor da belki o yüzden. Yani sesim düşük geliyordur. Size iyi yürüyüşler. Hadi ama. Annem bir şey anlamadı de. Yakalanmadık değil mi? Yok canım, nereden anlayacak? Peki. Seden apartmanına bir taksi lütfen. Hayır hayır, bekleyemem, çok acil. Tamam abla ya. Tamam, hadi çocuk muyum ben ya? Sen git kordonda iki tur falan benim için slow speed yap. Tamam hadi hadi, her şey... Abla tamam, her şey yolunda, tamam mı? Konuşuruz hadi. Tamam. Bahar abla, ne oluyor? Bahar abla. Ela'ya bir şey mi oldu? Söylesene Bahar abla. Benim taksi bulmam gerek. Ya ne taksisi? Ben Ela'yı soruyorum. Ela iyi mi? Ela'ya bir şey mi oldu? Bahar abla söylesene. Gel Ela'ya gidiyoruz. Ay canına yandım. Bu da nereden çıktı şimdi? Nihayet geldi. Merak etme şimdi seni. İyi geceler. İyi geceler. Siz de kimsiniz? Bölgede teknik bir çalışmamız vardı. Arıza için sigorta ve elektrik kutularını kontrol etmemiz gerekiyor. Sigorta kutusu dışarıdaydı. Bakmadınız mı? Ana sigortaya bakmamız gerekiyor. Hayda. İyi tamam, geçin. Güya jeneratör var.
Allah'ım ya Rabbim, nereden çıktı bu saatte bu iş? Başladık. Hadi Banu, hadi. Jeneratör taktırdım daha geçen hafta, zırt pırt gidiyor diye. Ona da bakarım efendim. Hem bu saati niye bırakıyorsunuz ki işinizi? Ha? Bu saatte insanların evlerine girip çıkıyorsunuz. Alo. Bir elektrik arızası oldu. Ben aramadan gelme. Tamam. Daha ne kadar sürecek? Eğer jeneratörü kontrol edebiliyorsanız bitiyor. Bir de ben mi kontrol edeceğim? Hayda, bu da nereden çıktı? Bu koca bölgede bir tek siz mi çalışıyorsunuz? Eğer beklerseniz diğer arkadaş da gelir ama. Oldu, bir de sabaha kadar sizinle çay kahve içelim. Tamam, tamam, tamam. Sen hallet, ben geliyorum. Sen hallet işini. Ben bakarım jeneratöre. Ben seslenince düğmeye basmanız yeterli. Tamam, tamam. İşlem tamam. Ne kadar kaldı diyor konum? Birazdan oradayız da. Sen ne olduğunu söylemeyecek misin artık bu araba? Önüne bak sen, ışığı kaçıracaksın. O herifle mi? O gece çok sarhoştun değil mi? Zil zurna. Ayakta duramıyordun. Birazını hatırlıyorum. Hayal meyal. Birazını ifadenden. Tutanaklardan. Ama belli işte. Ne yaptığını hatırlamayacak kadar çok sarhoştun. Yani en azından geçersiz de olsa ifadende söylediğin buydu. Biliyor musun? O geceyi düşündüğümde, detayları düşündüğümde, kayıp olan yerleri hatırlamaya çalıştığımda kendime hep aynı şeyi soruyorum. Eğer sarhoş olmasaydı ne olurdu? Ela, ne yapıyorsun? Sen de soruyor musun kendine? Sarhoş olmasaydım ne olurdu diyor musun? Ne yapıyorsun şu an? Konuşmak seni rahatsız mı ediyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Ela? Aylar sonra ilk defa baş başa yemek yiyoruz ve sen burada... Aylar sonra evet. Doğum günümden sonra, olay gecesinden sonra,
İlk yemek. Bunu mu istiyorsun gerçekten Ela? Burada sabaha kadar oturup hayatımızın kaydığı geceyi mi konuşacağız? Bu gece için gerçekten bunu mu istiyorsun? Kaç kere söyledim, gelme peşimden. Bir kere de büyük sözü dinle. İkinizi birden yalnız bırakamam. Sonra kulağımı çekersin bana. Ben bu tarafa bakıyorum. Emin misin? Senin yanında hiçbir şeyden emin değilim ki. Sadece aşığım. Bir şey söyle. Öyle bir şey söyle ki sana dokunduğumda kaybolup gitmeyeceğine inanayım. Çarptı. Boş ver tekneyi. Boş ver. Beni dinle. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceksen söyle. Çünkü birazdan söyleyeceklerini anlamayacağım. Cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Sen hayatımda gördüğüm en cesur kadınsın. Biliyorum. Benim bir sırrım var. Ben çok iyi sır tutarım. Bunu da tut.
benim o geceden sonra kimsenin bilmediği bir sırrım var. Bahar abla! İstanbul ne ya? Sen ne? Çık dışarı. Anne. Ela çık dışarı. Hadi. Beril. Sakin ol hayatım. Sakin ol. İyi geceler. Misafirlik için biraz geç bir saat değil mi? Ben misafir değilim. Doğru. Sen damatsın. O zaman kayınvalidenle iyi muhabbetler. Hastanız nasıl? Kim hasta? Hani migrenin yüzünden odana kapandığından beri İlker'in hala yanında refakatçi kaldığı hastanız.
galiba o kadar hızlı iyileşti ki arkadaşınızın hasta olduğunu unuttun. Sempatik değilsin. Benden neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Anlamadım. Senden rahatsız olduğumu düşünüyorsun? Evet. Benden fazlasıyla dikkat çekecek kadar fazla rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun. Hem ne alaka ya? Ben yani niye rahatsız olayım ki senden? Ne alakası var? Ben seni en son ne zaman gördüm bile hatırlamıyorum ya. Ben de öyle tahmin ediyordum. Neyi tahmin ediyordun? Beni en son ne zaman gördüğünü hatırlayamadım. Evet, kesinlikle hatırlamıyorum. Neyse, ben çok oyalandım. Eve girmem lazım. Asya'ya selam söyle. Yarın kendine söylersin. Asu, Aleyna'nın bavulları önden gelsin istedi. Nasıl yani, anlamadım. Yani şöyle, yeni evimiz hazır olana kadar Ilgaz Şatosu'nda misafir değiliz. Biri Beril, benim ölüm fermanımı imzalamış ve daveti olarak da karıma göndermiş. Hayır, o zarfı ben açmasam bitmiştik Beril, bitmiştik. Halinin insafına kalmıştık. Didik didik etmişler. Polis çevirmesine takıldığın saati bile hesaplamışlar. Sipariş bu. Evet, sipariş. Ve o siparişi kim verdi biliyor musun? Harun Efendi. Yok. Harun Bey olamaz. Eğer o olsaydı şu an burada değil, emniyette konuşuyor olurduk. Peki kim Beril? Bu Allah'ın cezası işi kim yaptı? Hata yaptın. Yani o gece Hale ile oğluna kendini sen ele verdin. Belki de onlar düştü peşine. Hayır, 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 hayır. O hergele kendi başına bir işi beceremez. Hale de sen, Hale de yapmaz. Çünkü Harun nasıl kızı için beklemezse, Hale de oğlu için beklemezdi. O gece ipimi koparırdı benim. Biri. Birinin bu belgeyi Hale'ye ulaştırmaya çalıştığı kesin. Banu? Hayır, Banu da olmaz. Banu olsa çoktan pazarlık masasına oturmuştuk. O değil, bu değil. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani senin o gece o saçma sapan itirafından başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Belki de orada başka birisi vardı, o duydu. Allah aşkına, hala geçen haftaya takıldın kaldın. Yapma, oldu bitti. Ama biri bizi yakaladı. Anlıyor musun? Biri bizi yakaladı. Seni. Seni yakaladı İsmail. Bu kağıtta benimle ilgili hiçbir şey yok. Nasıl yani? Sen şimdi beni yarı yolda mı bırakıyorsun? Hem de beni bu işe bulaştıran senken. Sakin ol. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol İsmail. İsmail, nefes al. Sakin ol. İsmail, sakin ol. Nefes al. O kız ölmüş mü? Sen sadece nefes al. Sen sadece nefes al. Bırak artık kızı. Bak, bu şekilde yapamayız. Nefes al. Bu panikle olmaz. Bak, bu şekilde halledemeyiz. Elimize yüzümüze bulaştırırız. İsmail! Bulaştırmayacağız. Evet. Bulaştırmayacağız. Bulaştırmayacağız. Evet. Bulaştırmayacağız. Evet. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Evet, sakin ol. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ne yapıyorsun sen? Ambulans arıyorum. Ne ambulansı İsmail? Bak, ambulans o kızı kurtaramaz. Eğer ambulansı ararsan bizi de kimse kurtaramaz. Kimseyi arayamayız, delirdin mi sen? İnsanlara ne söyleyeceğiz? Burada olduğumuzu nasıl açıklayacağız? Bu kızı nasıl açıklayacağız? Peki, ne yapacağız Beril? Ne yapacağız Beril? Nefes al. İsmail, yüzüme bak. İsmail. Yüzüme bak. Sakin ol. Artık kız için çok geç. Onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kızı kurtaramayız.
kendimizi kurtarmak zorundayız. Onu burada bırakamayız. Burada bulunursa izimizi sürerler. Oğlunla birlikte biz de yanarız. İsmail. Araba burada. Anahtar da burada. Bak, bu araba bizim kurtuluş biletimiz. Oğlunun arabasını alıp gidebileceğimiz kadar uzağa gideceğiz ve yapabileceğimiz tek şeyi yapacağız. Kızı atacağız. Sakin ol. İsmail. Sakin ol. Olamıyorum Belir. Sakin olamıyorum Belir. Olamıyorum Belir. Nefes al. Olamıyorum. Neden geldik köye ben? Ha? Neden geldik? Ne işimiz vardı? O ahlaksız... ...biri işte. Ne işimiz vardı? Ben senin sözünü neden dinledim ha? Ne demek neden dinledin? Hayatında en değer verdiğin şey için dinledin. Şirketin için dinledin. Bu geceden sonra şirket mi kaldı sanıyorsun ha? Bak bu şekilde yapamayız. Tamam mı? Sakin olmak zorundasın. Sakin olmak. Bak. Bu üzerimdeki ne? O kızın kanı. Ben ne yapacağım şimdi? Bu durumda ben o eve nasıl gideceğim ha? Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Nasıl? Sen herhangi bir adam değilsin. Sen yaşayan efsanesin. İsmail Ilgaz'sın sen. Yoluna çıkan her engeli aştığın gibi bunu da aşacaksın. Hızını kesen bütün sorunları hallettiğin gibi bunu da halledeceksin. Şimdi... Hiçbir şey olmamış gibi eve döneceksin ve şu hayatta en iyi bildiğin şeyi yapacaksın İsmail. Paçayı kurtarıp hayatta kalacaksın. Dede! Oo, güzelim benim. Yemeği kaçırdın. Oyun saatine geç kaldın. Sana küsüz dedesi. Aa, dedesinin prensesi küsmez. Öyle değil mi? Yalnız babacığım bu nasıl bir şıklık? Gerçekten bayıldım üstündeki takımına. Bravo. Bakayım. Oo. Kocam benden habersiz alışveriş yapmış. Sen benim gardırobum boş ver de... ...oğlun nerede onu söyle. Demin konuştuk. Biraz gecikecekmiş. Hadi gel. Şaşırdık Masucuğum. Babacığım hadi. Hadi gel aşkım.
Dedesinin prensesi. Anlat bakalım neler yaptı. Hepimiz en iyi bildiğimiz şeyi yaparız. Hayatta kalırız. O gece yanındaydım. Bu gece de yanındayım. Bana haksızlık etme İsmail. Ben senin bu hayattaki tek ve gerçek yol arkadaşınım. Hale yokken ben vardım. Bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Benlik bir şey yok yani. Anneni üzüyorsun ama. Çok üzülüyor kadın. Korkuyor. Yine o herifle üzülürsün diye korkuyor. Başına bir şey gelmesin diye yani. Gelmesin artık. Annenin tek derdi bu yani. Benim bir derdim yok. Benlik bir şey yok yani. Sen o yüzden beni boş ver. Git annenle konuş. Ben zaten... Ben her şekilde... Dersem onu yapacaksınız İsmail. Efendim Hale? Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Bir şey varsa söyle.
Akşam evde ol. Ağustos'ları çağırdım, film keyfi yapacağız. Film keyfi. Tek eksiğimiz buydu zaten. Anne. Hiç mi konuşmayacaksın? Benim dün geceden sonra sana söyleyecek bir lafım yok. Sabaha kadar oturdum. Öyle. Düşündüm, acaba sana ne söyleyebilirim? Bulamadım. Benim sana tek bir lafım yok. Senin? Senin bana söyleyecek bir şeyin var mı? Ben terapiye gidiyorum. Ela, sen İlker ve bu yapmak istediğin şey hakkında kendine tamamen dürüst olduğuna eminsin, değil mi? Ela, Ela, ben dün geceden beri gözümü kırpmıyorum. Bak, merak ediyorum seni. Ne oldu, ne bitti merak ediyorum. İyi misin merak ediyorum. Ela, ben dün gece çakılı kaldım. Sen ne demek istedin? O geceyle ilgili ne demek istedin? Ben artık düşünmekten kafayı yemek üzereyim Ela. O gece kimsenin bilmediği bir şey var derken ne demek istedin? Bak, bu da oyun değil değil mi? Bu da böyle heyet gibi bir şey değil. Eğer öyleyse bizim konuşmamız lazım Ela. Gerçekten konuşmamız lazım. Mesajımı alınca bana dön Ela. Lütfen dön. Bana inanmıyorsunuz. Hayır, ben sana inanmadığımı söylemiyorum. Ben sadece amacının isteklerinin kılıfı olmasından korkuyorum. Yani gerçeği istiyorum diye kendimi kandırırken aslında asıl istediğim İlker. Fakat ona olan aşkımdan o kadar utanıyorum ki bu utançla baş edebilmek için kendi kendime dedektifçilik oynuyormuş gibi yapıyorum. Ben seni yargılamak için burada değilim Ela. Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Sadece hepimizin zaman zaman kendiyle ilgili kör noktaları olabilir. Ben zaten inkar etmiyorum ki. Benim kör noktam kalbimde. Ama ben oyun oynamıyorum. Ben ne kendime ne de İlker'e oyun oynamıyorum. Zaten oyun oynasaydım bir suç ortağım olmazdı. Değil mi? Anlamadım. Senin bir suç ortağın mı var? Ben dün Timur'un bayağı üstüne gittim ama bir şey elde edemedim. Onlardan herhalde hala maddi bir beklentisi var. Bahar Hanım, iyi misiniz siz? Tabii. Tabii. İyiyim. Sadece biraz yorgunum. Yani yüz yüze konuşacağız diye kararlaştırmasaydık ben telefonda konuşalım diyecektim ama özür dilerim.
böyle üst üste çok fazla. Tam... Tam birini hazmediyorum, öbürü vuruyor. Aynı yerden vuruyor. Bir insana aynı yerden kaç kere vurulabilir? Ben kendi kendime diyorum ki sen aptal mısın? Sen bu kadar zayıf bir kadın mısın? Ama işte bazen o kadar, o kadar... Çaresiz. Mağara Hanım, bazen kendimizi çok çaresiz hissederiz. Harun Bey, ben size karşı o kadar mahcubum ki, o kadar utanıyorum ki. Hayır, hayır, böyle düşünmeyin. Biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Siz başınız dik yaşıyorsunuz. Ben size teşekkür ederken bile utanç içindeyim. Siz Timur'un yaptıklarına bile gözünüzü kapadınız. Onlardan milyonlar almış. Bu durum belki davanın seyrini değiştirebilirdi. Siz bana bunları anlatmak zorunda değildiniz. Zorundaydım, zorundaydım. Ben de bir babayım malum. Ben bunu unutmayacağım. Unutmayacağım. Ben içimden geleni yaptım. Büyütmeyin. Pardon Harun, ben bölüyorum galiba. Birce, hoş geldin. Seni Bahar Hanım'la tanıştırayım. Ben Bahar Hanım'ı çok iyi tanıyorum. Hoş geldiniz Birce ben. Memnun oldum. Nasılsınız, biraz daha iyi misiniz? Birlikte bir kahve içer miyiz? Teşekkür ederim. Ayrıca her şey için de gerçekten teşekkür ederim Harun Bey. Ben artık... Bakın ben geldim diye gidiyorsanız... Yok hayır, ben zaten kalkıyordum. Gelmenize gerek yok. İyi günler, memnun oldum. Hassas bir anı gördüm galiba. Bahar Hanım'la ilgili ne kaçırdım ben? Efendim Umut. Benim avukata ihtiyacım var galiba. Zavallı çocuk ya. Yani sen hem gel baskın yap, hem dayak ye, hem de polisler götürsün. Dua etsin, polis geldi aldı elimden onu benim. Bence sen de dua et ama. Sayesinde ifade bile vermiyorsun. Ne tuhaf çocuk ama, değil mi? Yani geldi burada olay çıkarıyor. Sonra marinadakiler rahatsız olunca, şikayet edince... ...senin adını bile karıştırmadan polisle gidiyor. Tanıyorum ben o çocuğu ama. Ela'nın arkadaşı. Kapının önüne de dikilmişti. Ne istiyor yine senden? Ela'ya aşık, beyinsiz. Dünyanın en kısa fıkrası eleman. Öyle uzaktan mıy 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 Ela'ya aşık işte. Şuursuz herif. Klasik hikaye işte. Ezik olan saklandığı yerden gizli gizli esas kıza aşık. Esas kız. Ela esas kız. İrem, zorlama beni. Kim kimi zorluyor be? Ağzından çıkanı duyuyor musun sen? Kimin karşısında geçmiş esas kız diyorsun sen o kıza? Karınım ben senin, karın. Gözümün önünde kıskançlıktan adam dövüyorsun. Kıskandığın kadın ben değilim o. Teknede romantik akşam yemekleri yeniyor. Benimle değil, onunla. Sen o... Sen nereden biliyorsun akşam yemeğini falan? Ne
Zaten doğmamış çocuğunun annesi de o. Dün geceyi sen tezgahladın değil mi? Sen ondan daha fazlasını hak ediyorsun. Ama ben hak etmiyorum işte. Bitti. Bitti. Bu sefer gerçekten bitti İrem. Ben evlilik falan istemiyorum. Ben senden boşanmak istiyorum artık. Yeter. Üzgünüm aşkım. O bir kere olur. İrem ben ciddiyim. Deniz havası bitti. Dönüyorsun. Tadilat biter bitmez el ele kendi evimize geçiyoruz. Ben de çok ciddiyim İlker. Eğer dediklerimi yapmazsan... Hı. Bence yapmama gibi bir seçeneğin yok. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Akşam görüşürüz aşkım. İrem! İrem sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben çıkıyorum, bir hava alacağım. Ne zaman görüşeceksin kadınla? Görüşmeyeceğim Timurcuğum. Kovuldum ben hatırlıyorsan. Görüşmeyeceksen telefon diye bir şey var. Ara konuş. Ya bak, param madem onlara geçti. Neden zahmet edip de benim paramı vermiyorlar ya? Ha? Çok mu zor lan el altından benim paramı iade etmek? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben şu an çok büyük dengeler peşindeyim. Bunlarla uğraşamam. Hale Hanım'a dilencilik yapamam. Dilencilik? Vay be. Vay be Banu Hanım. Şimdi de dilenci olduk ha. Ulan ben o para için kızımın davasını sattım be. Ben o para için kızımın kanını sattım. Kanını. Ailemi sattım ben. Yuvamı sattım. Karını ağla Timurcuğum. Kasayı ben boşaltmadım. Haksızlık bu Banu. Bak haksızlık anladın mı? O parayı geri alıp hiçbir şey olmamış gibi yapamazlar. Ne değişti lan? Ha? Ne değişti? Hadi dava bitti. Bunlar yakayı kurtardı. Benim mi haberim yok? Ben o parayı istiyorum. Geri istiyorum Banu. Karından iste Timur. Hatta o da gitsin Harun Bey'den istesin. Ne, ne alaka şimdi o herif? Sen gerçekten o sefil karın kasayı tek başına mı boşalttı sanıyorsun ha? O sefil karın gücünü Harun Bey'den alıyor. Gücü kasaya boşaltmaya yetiyor da cebini doldurmaya mı yetmiyor? Neyi ima ediyorsun sen? Bir düşün bakalım. Harun Bey ile Bahar. Ufak tefek oyunlar. Ne bu samimiyet acaba? Gidiyorum ben, iyi düşün. Bütün bu sıkıntılı süreçte anlayamadığım, gerçekten anlamakta zorlandığım şey, kızımın hala İlker'le evli kalması ve o evde yaşıyor olması. İşte bunun gerçekten inanamıyorum. Haruncuğum biraz fazla kaptırmıyor musun sence de? Nasıl yani? Şöyle yani. Şu son dönemde sürekli davayla yatıp kalkıyorsun. Harun sen mükemmel bir babasın tamam ama... polis, savcı, avukat değilsin. Bizce ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve kızımdan daha önemli bir gündemim yok son zamanlarda biliyorsun. Bunu benden iyi kimse bilemez. Ama şirazesi de biraz kaydı bence. İşi gücü bile boşladın Harun. Yani ipuçlarıyla, davayla yatıp kalkıyorsun sürekli. Ve şu Bahar Hanım'la gereğinden fazla olan samimiyetiniz ve güveniniz. Sen ciddi misin? Gerçekten Bahar Hanım'a mı takıldın? Hassas bir anda geldim Haruncuğum, farkındayım evet. Ama benim takıldığım şey kadının kendisi değil.
pozisyonunuz. Tamam bak, siz iki ayrı uçken yan yana hareket etmek zorunda kaldınız. Tabii ki tamam, anlıyorum ama sence de biraz fazla uzamadı mı bu? Ve evet, dediğim gibi bu gereğinden fazla güveninizi ve samimiyetinizi riskli ve tuhaf buluyorum. Sadece senin için değil, ikiniz için de. Birce bak, gördüklerini nasıl yorumladım bilmiyorum ama Bahar Hanım'la ortak kaygılarımız dışında hiçbir samimiyetimiz yok. Evet, güven meselesine gelince aramızda test edilmiş bir güven ilişkisi var tabii. Ne mutlu Bahar Hanım'a. Senin güven testlerinden geçmek zordur, ben onu da iyi bilirim. İlker de nasıl gidiyor? Şu son randevular, son terapi falan. İyi. İyi, sorun yok. Her şey olması gerektiği gibi. Peki Beril, buradan bir şey çıkarabilir miyiz sence? Göreceğiz. Omarina'daki adamların var ya, hepsi satılmış. Onlar şikayetçi olmuş, huzurlarını kaçırmışım. Dua etsin işin ucu Ela'ya dokunmuyorsa, ben çoktan konuşmuştum polise. Ne konuşacaktın utanmadan? Tekne bastım, saldırdın mı diyecektin? Ha? Ağzını açma hatalısın. Ben senin altı bezli hallerini bilirim ya. Saldırmak ne demek, sen ne demek? Ya gidip o psikopatla kavga etmek ne demek? Sen kendine yakıştırabiliyor musun? Ablandan böyle mi öğrendin sen? Biz sana git kavga et mi dedik? Şu haline bak. Aşk olsun Umut. Ya bakamıyorum, içim acıyor. Ne diyeceğim ben ablana? Yok mu kızım daha dayın? Ay hayır anneanneciğim, beni buraya nöbete diktin de yani. Allah aşkına arasana. E sanki arayınca açıyor da. Meşguldür tabii. Banuş'la. Ne diyorsun kız sen? Ağzını ya 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 ya. Dayım diyorum işte. Dayak yemiş. Yine ne diyorsun ağzının içinden? Anneanne, anneanneciğim benim bir markete kadar gitmem lazım. Tamam, hemen geleceğim. Diyet çikolatan bitmiş, onu alacağım. Tamam. Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ne diyeceğim ben şimdi ablana? Hiçbir şey demeyeceksin bari abla. Biterim ben. Sadece ablama değil, Ela'ya da söyleme. Ya şimdi benim yüzümden kavga ettin falan diyecek. Zaten yerin dibindeyim. Bir de bu kavga olayını öğrenirse çok utanırım. Aptal. Bir de hanımefendi yüzünden dayak yiyorsun ha. Beter ol sen be. Beter ol. Sizinki Ela yüzünden bizim komşuyla kavga etmiş. Ne diyor? Ben çantaydı, parfümdü derken parayı da görünce iyice yapıştı. Fasafiso yani, kuş uçsa payımıza bir şey düşerse diye haber veriyor. Neyse, kuzen bizi kesmez artık. Bizim daha önemli gündemlerimiz var. Ben meraktan öleceğim, anlatın hadi. Ne yakaladık biz dün gece? Büyük balık yakaladık. Ben bu gece o büyük balıktan alacağımı alacağım. Sonra da sen ödülünü alacaksın. Peki dün gece ne oldu? Şimdi bu gece için hazırlanmam lazım. Bu gece hepimiz için büyük bir gece. Bu gece hayat değiştiren bir gece. Öyle bir gece ki bu evde
evimizde bir daha hiçbir şey aynı olmayacak. Ev ne ki? Bu gece bu evdekilerin kaderi değişecek. Senden babalık sorumlulukların dışında kendim için hiçbir şey istemiyorum. Okursan babalık görevlerinin haricinde bir şey olmadığını göreceksin. Peki. Ben sana okudum zaten. Artık imzala bir an önce bitsin ne olur. Bak Mert annenlerde sıkılmıştır, birazdan gelir. O gelmeden imzala ne olur. Bitsin artık. Bak onca yılımız var. Çocuklarımız var. Ne olur insan gibi bitirelim. Ne yapacaksın insan gibi bitince? Paraları o herifle mi yiyeceksin? Ne? Ne dedin sen? Boşuna numara yapma. Ne demek istediğimi gayet iyi anladın sen. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben aptal mı gözüküyorum ya? Ha? Her taşın altından o herif çıkıyor, anlamıyor muyum ben? Ne herifi, ne saçmalıyorsun? Gerçi sen de haklısın ya. İşsiz gariban Timur nereye? Koskoca ticaret adamı, sanayici, ocu, bucu, ne bileyim, para babası Harun Orhun nereye? Değil mi? Sen terbiyesizsin. Sen gerçekten terbiyesizsin. Allah Allah. Ben salak mı görünüyorum oradan? Yok, kasayı kim boşalttı? Harun Bey boşalttı, o herif boşalttı. İnkar etme Bahar. İnkar etmiyorum zaten. İnkar etmiyorsan itiraf edeceksin ya. O herif sevabına mı sustu, oturdu mahkemeye taşımadı bu işi? Sevabına mı? Yoksa senin güzel hatırına mı? Hayır. Çocuklarımız hatırına. Çünkü o adam gerçek bir baba. Senin idrak etmen biraz zor tabii ama... Harun Bey iyi, dürüst, güvenilir, vicdanlı bir adam. İnanması zor ama bazı insanlar iyidir. Tepeden tırnağa, baştan sona, iliklerine kadar iyidir bazı insanlar. Harun Bey o bazı insanlardan. Kirepasa bulaşmamış, o nesli tükenmekte olan yalansız, riyasız, oyunsuz, o tertemiz insanlardan. Ben oyun oynamıyorum. Ben ne kendime ne de İlker'e oyun oynamıyorum. Zaten oyun oynasaydım bir suç ortağım olmazdı. Değil mi? Anlamadım. Senin bir suç ortağın mı var? Çok beklettin mi? Harun Bey şöyle iyi, Harun Bey böyle iyi. Sen ne kadardır tanıyorsun bu herifi? Herkese vereceksin, sadece bana değil, herkese. Bu saçmalama. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Hiç mi utanman yok? Oğlanın karşısına geçince göreceğim ben utanmayı, var. Anam beni para babası için sattı. Beni onun için boşadı dediğimde. Sen iyice delirdin çocukları. Kime geldiler?
Peki Beril, buradan bir şey çıkarabilir miyiz sence? Göreceğiz. Görmediğimiz bir detay var ya da biri. Gözümüzden kaçan biri var. Dikkatimizi bile çekmeyen biri. Belki ufacık bir satır arasına sıkışıp kalmış bir detay. Sıradan, ben buradayım diye bağırmayan, kendi halinde biri. Belki de görünmez adamı arıyoruz. Gözümüzden kaçan, küçücük bir detayla görünmez olmayı başarmış ama aslında başından beri gözümüzün önünde olan bir adamı arıyoruz. Arayan bulur derler. Biz de bulduk. Olay gecesi zavallı doğum günü kızının partisine geç kalan takıntılı bir platonik aşık bulduk. Cep telefonunu evde unutmuş. Bütün gece nerede olduğu bilinmeyen. Umutsuz bir aşkla sevdiği mağdurun kapısını polisten saniyeler önce çalmış takıntılı bir platonik aşık. Ne olur iyi bir şeyler söyle. Tamamdır. Az önce çocuğu evden almışlar. Aa, iyi, iyi. Ne çıkar bu komşu çocuğundan? Vallahi daha önce aklımız neredeydi diyorum. Doğum gününe bile gecikmiş biliyor musun? Yani biz bu ayrıntıyı nasıl kaçırdık gözden bilemiyorum. Ne güzel. Peki yeter mi? Yani bu komşu çocuğu benim bu işten yakamı kurtarmama yeter mi? Sen yakanı kurtardın bile. Teşekkür ederim. Babamlar da geldi. Hadi sofraya geçelim. Durun durun. Yemekten önce film seyredeceğiz. Nasıl yani? Yemeğe oturmadan filme mi oturuyoruz anne? Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba herkese. Babacığım. Korktuğum için değil. Konuşmamız yarım kaldığı için geldim. Mutlaka sevgilim. Mutlaka. Evet, oturalım mı artık? Film başlıyor. Hali Allah aşkına ne filmi? Bak çocuklar gelmiş, oturup sofraya yemeğimizi yiyelim ha. Merak etme, uzun değil. Hayat kadar kısa bir film. İyi o zaman, ben üstümü değiştirip geliyorum. Nasıl yani? Şaka programı falan mı? Baba ne bu? Sen oynuyorsun.